Merhaba. Bu videomuzda grafiklere özel efektleri uygulamayı anlatacağım. Resimler üzerinde düzeltme yapabileceğiniz bulanıklaştır, keskinleştir gibi kısımları bir önceki videoda anlatmıştım. Aynı zamanda resimler üzerinde özel efektler de uygulayabiliyorsunuz. Bunda resme tıkladığınızda yukarıda resim araçları seçenekleri açılıyordu. Bir altta biçim vardı. Biçime geldiğinizde hemen solda ayarla grubunu biliyorsunuz. Burada birçok değişik komut var. İlk olarak renkle başlayalım. Renge tıkladığınızda burada karşınıza 3 tane seçenek çıkıyor. Renk doygunluğu, renk tonu ve yeniden renklenir. Renk doygunluğuna geldiğinizde buradaki ortada olan şu anki resmimiz hemen sağa gittikçe doygunluk bakın daha fazla artıyor. Ve sola gittikçe doygunluk daha fazla azalıyor. En sonunda siyah beyaz oldu. Bir altta renk tonu var. Yine buradaki resim şu an olduğu orijinal resim. Sağa gittikçe sıcaklık artıyor. Buradan arttırabiliyorsunuz. Sola gittikçe de azaltıyor. Yine bir altta yeniden renklendir kısmı var. Bu da resminize değişik renkler uygulamak istediğiniz zaman uygulayacağınız komutlardan bir tanesi. Örneğin gri tonlamalı, siyah beyaz, daha koyusu siyah beyazın ve en koyusu. Hemen aşağı indiğimde koyu mavi, kırmızı ya da açık deniz mavisi. Bir altta turuncu, mor vurgu. Yine buradan mavi vurgu. Bu şekilde istediğinizi uygulayabiliyorsunuz. Örneğin bir tanesini uyguladım. Yine bir altta artistik efektler seçeneği var. Buraya da tıkladığımızda bu en son yaptığımızı geri alalım. Biçime geliyorum tekrar. Artistik efektler. Bakın burada da bir sürü farklı değişik özellikte efektler var. Örneğin kalemle taslak veya çizgi halinde tebeşirle taslak, boya darbeleri. Bakın ışıklı ekran. Burada değişik türde uygulayabileceğiniz çeşitli efektler var. Hemen alta bir tanesini uygulayalım. Örneğin film grain'i uyguladığımda bakın hemen bir yanda resmi sıfırla butonu var. Bu butonda da iki seçenek var. Bir tanesi resmi sıfırla, bir tanesi de resmi sıfırla ve boyutlandır seçeneği. Resmi sıfırla dediğiniz zaman üstündeki yaptığınız bütün efektler, renk uygulamaları hepsini geri alır ve ilk orijinal haline döndürür. Resmi sıfırla ve boyutlandır ise bu ilk orijinal haline döndürdüğünde boyutlandırma yaptıysanız eğer o boyutlandırmayı da ilk haline döndürür ve tekrar boyutlandırmanızı sağlar. Buradan da onu yapabilirsiniz. Resimleri sıkıştır da eğer belgenizde metinleriniz varsa ve bu koyduğunuz resimleri küçültmek, sıkıştırmak istiyorsanız bu butondan bunu uygulayabiliyorsunuz. Bu şekilde özel efektlerle Microsoft Word 2010'da hazırladığınız belgelere daha farklı görsellikler oluşturabiliyorsunuz.